Şimdi 27. dönemde 80.651 soru önergesi vermişiz. 26.773 önerge cevaplanmamış. 42.000 tanesi de süresi geçtikten sonra cevaplanmış. Bu çok acı bir durum meclis için. Yani burada meclis ne yapmalı? Bence o cevap vermeyen bakana hesap sormalı. Sormuş kendince. Türkiye Büyük Millet Meclisi bakanlıklara bir teyit yazısı göndermiş. Mesela şunu çok merak ediyorum. Kaç tane yollandı? Niye bunu merak ediyorum kaç tane yollandığını? Şimdi eğer ki milletvekillerine cevap verme tenezzülünde bulunmuyorlarsa ve bunun hesabını meclis soruyorsa, meclisi de hesaba almıyorlarsa bu artık vahim ötesi bir şey. Burada bakanlara bunun hesabını sormalıyız. Umarım önümüzdeki salı bakanlar gelecek, bakanlara sorular yönetilecek, eleştiriler yapacak, bunu komisyon üyelerimiz yapacak. Ama geçen sene bakanların davranışları bir faciaydı. Burada milletvekillerimize küfür edildi. Burada milletvekillerimizin üzerine yüründü. Sanki burada bir savaşa gelmiş gibi hakaretler, tehditler savruldu. Ben utanç duydum, söyleyeyim size. Özellikle İçişleri Bakanı buraya geldiği zaman tüm gruptaki, bakın, tüm grupları söylüyorum. Bir parti için söylemiyorum. Söylemediği laf kalmadı. Etmediği hakaret kalmadı. Ha peki, o gün İçişleri Bakanlığı'na bu soruları yönelten milletvekilleri, komisyon üyeleri haksız mıymış? E haklıymış. Çünkü yerine gelen İçişleri Bakanı bizim yerimize, bizim sorduğumuz soruları aslında attığı imzalarla ispatladı. Çünkü onun yapmış olduğu, atamış olduğu hemen hemen tüm bürokratları, emniyet müdürlerini görevden aldı. Hatta tutuklandı. Peki biz niye hakaret duyduk? Gerçekten meclis, bunu AKP'deki arkadaşlarıma da söylüyorum. Gelip burada bizim bir arkadaşımız konuşurken küfretseler, hakaret etseler, ben bunu da kabul etmiyorum. Ama bir bakanın gelip burada bir komisyon üyesini, bir anayasa komisyon üyesini, bir komisyon sözcüsüne küfretmesini hiç kabul etmiyorum. Umarım bu bütçe görüşmelerinde gerek komisyonlarda gerek mecliste bunları yaşamayız. Bize yakışan seviyede, bize yakışan kalitede geçmesini isteriz. Şimdi biz bir bütçe yapıyoruz ve en önemli görevimiz de bu bütçeyi denetlemek. Bu bütçeyi denetlemeliyiz, meclis olarak denetlemeliyiz. Neye göre denetlemeliyiz? Sayıştay'ın raporlarına göre denetlemeliyiz. Şimdi ben 2020'de partim bana Cumhurbaşkanlığı bütçesinde söz verdi. Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'yla ilgili, sarayla ilgili raporlarını aldığımda gerçekten çok güzel bir rapor vardı. Sarayın yan giderlerinden, sarayın hediye paketleri, hediye demiyorum bakın, hediye ambalaj paketlerinden, içecek giderlerinden, yiyecek giderlerinden, lastik giderlerinden, mazot giderlerinden ayrıntılı bir rapor vardı. Ve gerçekten de bunun fazla olduğunu anlattık. Türkiye'de o gün o konuşma 70 milyon izlendi. Değişik ayarlarda. Şimdi bugün Beştepe'nin harcamalarıyla ilgili raporu gördüğüm zaman ayrıntıyı geçin. İletişim giderleri 1,5 milyar yaklaşık olarak. Ya bu para nereye harcanmış? Bir dakika. 1,5 milyardan bahsediyoruz. Ya da sarayın yiyecek temsil giderleri. Tek bir kalem altına alınmış, ayrıntıları yazılmamış. Şimdi Sayıştay bu raporları bize vermezse, Sayıştay'dan bu raporları almazsak neye göre denetleyeceğiz? Üzülerek söylüyorum ki 2020, 21, 22, 23'e geldiğimiz zaman Sayıştay raporları kuşa dönmüş. Azalmış. Hatta herhalde 2024'teki komisyona geldiğimiz zaman işte toplam 8 trilyon gider var, ayrıntılarını bakarsınız diyecek. Ya böyle bir rapor olmaz. Böyle denetim yapamayız. Denetim yapmazsak da ilk başladığım noktaya geliyorum. İşlevsiz bir meclis derler. Şimdi araştırma önergeleri veriliyor. Ve tam da aslında
Günder. Mafya, siyaset, derin devlet, çeteler, insanlar ölüyor. Tefeciler. İnsanlar kendi hakkını artık yargıda değil, mafya aracılığıyla, bu mafyanın devletle olan ilişkileri, bir sürü şey. Şimdi bununla ilgili araştıralım diyor. Meclis araştırsın diyor. Hayır. Peki bunu meclis yapmış mı? Bir trafik kazasındaki tutanaktan meclis Susurlu Komisyonu buralarda oturmuş, Genelkurmay Başkanı'nı, istihbaratı, bakanları dinlemiş mi? Sayfalarca, yüzlerce sayfa rapor yazmış mı? O gün eski bir bakan ceza almış mı? O gün en azından devlet mafyayla, kirli yapıyla mücadelede dünyaya, ülkeye bir mesaj verebilmiş mi? Vermiş. Vallahi da billahi da bugün biz Susurluk'tan çok daha beter durumdayız ama meclis tek bir araştırma komisyonu kurmuyor. Ya niye kurmuyor? Daha acısını söyleyeyim. Bakın bu meclis bir araştırma komisyonu kursa, Süleyman Soylu dahil, emniyet müdürleri dahil, uyuşturucu ile ilgili iddialarla dahil, Bodrum Marina dahil, eski İçişleri Bakanı dahil, eski bürokratlar dahil, bunları dinlese, bir rapor hazırlasa, topluma sunsa, doğru olmaz mı? Bu parlamento bunu Susurluk Komisyonu'nda yapmış. Bakın, az çalışsa da, tehdit alsalar da, ama el katmış, fikri sağlar, o dönemki milletvekilleri önemli yol almış arkadaşlar. Ama bugün biz komisyon kuramıyoruz. Kurduğumuz komisyonlar da çalışmıyor. Hazırlanan raporları da hiç kimse hukuken bir yere alıp koyamıyor. O zaman niye araştırma komisyonları var? Niye alt komisyonları var? Alt komisyon diye bir kavramı unuttuk biz neredeyse. Şimdi yine başa geliyorum, parlamentonun itibarı. Böyle parlamentonun itibarını koruyamayız Sayın Başkanım. Bir kez daha söylüyorum. Her gün bir cinayet, her gün bir mafya olayı, eski İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu yanlışlarla mücadele eden bir yeni İçişleri Bakanı, ki doğru buluyorum adımlarını, burada Süleyman Soylu'ya ne kadar eleştiride bulunuyorsam, bu arkadaşımızın yaptıklarında doğru buluyorum. Doğru buluyorum. Ama ikisinden biri yanlış. İkisinden biri yanlış. Bu net bir şekilde ortada. Ya bu meclis Ankara'nın ortasında öldürülen bir doçent, Sinan Ateş'in, hepsi iç içe girmiş ilişkiler. Araştırma vergisi veriliyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlı. Reddediliyor. 10 kez verildi, reddedildi. Neden reddediyoruz? Gelin. Gelin bunu yapalım. Ya bakın, Susurluk da yargıdaydı. Bakın Susurluk'ta faili meçhul cinayetlerin hepsi yargıdaydı ama meclis geldi Susurluk'ta kurdu değerli arkadaşım. Sen sonra yargı ne güzel yargıda Sinan Ateş cinayeti. 9 ayda bir iddianame yok arkadaşım. Değerli vekilim bakın 9 ayda böyle bir cinayette bir iddianame olmaması işte vicdanları zedelemiyor mu? Sinan Ateş bir örnek sadece. Sinan Ateş'e benzer yüzlerce, binlerce kirli ilişkiler var. Ama bir kez daha söylüyorum bunu bu parlamento 30 yıl önce yapmış. Bakanlar istifa etmiş. Burada verilen yen soruyla hükümet düşmüş. Türkbank olayında. Bir video bakın bir ses kasetiyle hükümet düşmüş. Bunu parlamento yapmış. Böyle bir parlamentodan bahsediyoruz. Şimdi neredeyiz peki? Şimdi gözü kapalı tüm araştırma önergelerine rat verelim. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi, Cumhuriyet'in 100. yılına giriyoruz. Hukuk devletinden bahsediyoruz. Erkler ayrılığından bahsediyoruz sözde. Bunu hak ediyor muyuz biz? Faili cinayetler bakın. Komisyonları kurulmuş, raporlar hazırlanmış. Biz bunları okuyarak, sorarak, yaşayan milletvekillerinden dinleyerek görüyoruz. Ama üzülerek söylüyorum ki meclis sadece paket içerisinde gelen yasaları komisyonlarda 2 gün tartışıp genel kurulda 30-40 kişiyle oylar hale gelmiş. Yasa kalitemizi arttırmalıyız. Meclisin komisyonlarını işlevsel hale getirmeliyiz. Eğer bunu yapmadığımız sürece
hiçbir sonuç alamayacağımızı ve yerimize sayacağımızı biliyoruz. İş düzük. Gerçekten demokratik bir iş düzük gelecekse, meclisi eskili hale getirecekse, Sayın Başkanım konuşalım. Mesela ne güzel söylediniz, komisyonlar güçlenecek, Avrupa'da olduğu gibi. Komisyonlar canlı yayınlarda verilecek. Ya basın video alamıyor ki şu anda biz neyi konuşuyoruz? Basın canlı yayın yapamıyor. Niye yapamıyor? Ama bakın tüzükteki değişiklik en büyük sebeplerden bir tanesi komisyonların güçlendirilmesi. Komisyon görüşmelerinin canlı olarak yayınlanması. Şimdi biz şu anda bu haldeyiz zaten. Zaten süreler çok kısıtlı. Bakın 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakikalık süreler var. Zaten konuşamayan bir meclis var. Ama biz iş tüzüğü, genel kurulu susturalım, komisyonları güçlendirelim. Güya ona göre daha hızlı çalışan, daha etkisiz bir meclis formatına dönelim diyoruz. Olmaz. Ama gerçekten komisyonlar güçlü olsun. Komisyonlarla tartışılsın. Alt komisyonlarla tartışılsın. Komisyon etkili olsun. Hiç sözüm yok. Ama komisyonları güçlendirmek, genel kurulun sesini kısmaksa bunu asla ve asla kabul etmiyoruz.